Mart ayından beri belediyemizin mahallemizdeki bir parselde imar değişikliği yaptığını öğrenmiş mahalle sakinlerimiz. Önce dilekçelerini bana getirdiler. Akabinde ben konuyu takiplen burada işte bir bina yapılacağını, bu binanın emsal dışı bırakılan -3 kotla 10 kat olacağını öğrendik. Çeşitli yerlere müracaat ettik. Çankaya Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi. Bu arada Mimarlar Odası ve Şehir Planlamacıları Odası'nın bir dava açtığını öğrendik. Biz de davaya müdahil olduk. Ben ve iki sakinim daha. Dava sürecini beklerken bu işin hani belediyelerde çözümlenmesinin daha kolay olduğunu öğrendik. Yani bir karar değişikliğiyle çoğunlukla bu iş kolayca ilçe belediyesinde, Büyükşehir Belediyesi'nde ki biliyorsunuz mahkeme süreci uzun ve yıpratıcı. Neticede biz demokratik haklarımızı ve prosedürü takip ederek itirazlarımızı yaptık. Artık sonucu beklemek istiyoruz. Sonucunda hem bizim yüzümüzü hem mahallenin yüzünü güldürmesini bekliyoruz. Anıtkabir'in çevresinde genelde 3-4 katlı binalar var ve buraya yapılmak istenilen bina kod farkı dahil toplam 10 kat. Bu durumda bütün Anıtkabir'in çevresinin yıkılması ve bütün Ankara'nın çok ciddi bir şantiye dönüşmesi anlamına geliyor. Biz aslında Ankara'nın tarihinin, Ankara'nın geleneklerinin kalması taraftarıyız. Dolayısıyla biz bu imar değişikliğinin durdurulmasını, Anıtkabir'in korunmasını, Anıtkabir çevresinin korunmasını, görüntünün korunmasını, aslında bütün Ankara'nın korunmasını istiyoruz. Burada sadece Anıttepe'liler, sadece Maltepe Mahallesi muhtarlığı ve halkı yok. Ankaralılar da burada. Çünkü amacımız inşaata değil, doğaya ve topluma değer verilen bir Ankara'nın olması aslında.